Arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması ile ilgili çıkan soru örneklerinden biri de Lozan Konferansı'nda diğer katılımcılar Türklerden bir azınlık haklarının verilip verilmediğinin anlaşma devletleri tarafından denetlenmesini, iki kapitülasyonların sürdürülmesini, üç Musul sorununun sonraki görüşmeleri bırakılmasını, dört Suriye sınırının Ankara ile belirlenen şekilde kalmasını istemiştir. Bu isteklerden hangileri Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına açıkça aykırıdır denilmiştir? Arkadaşlar bu dört maddeye bakıldığında, dört isteğe bakıldığında özellikle azınlık haklarının verilip verilmediğinin anlaşma devletleri tarafından denetlenmesi Türkiye devletinin egemenlik haklarını zedelemektedir. Dolayısıyla birinci madde bağımsız devlet anlayışına açıkça aykırı olan bir maddedir. Yine Türk devletinin egemenlik haklarını zedeleyen, bağımsızlığına aykırı olan bir başka unsur ise Ekonomik ve e, siyasi gelişmesini, hukuki gelişmesini engelleyen bir başka unsur ise kapitülasyonlardır. Yine kapitülasyonların sürdürülmesini istemeleri de bağımsız devlet anlayışına açıkça aykırıdır. Dolayısıyla Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılması, Suriye sınırının Ankara anlaşması ile belirlenen şekilde kalması, e, bunlar bağımsız devlet anlayışına aykırı olan unsurlar değil. O yüzden cevabımız A şıkkı yani 1 ve 2 olacaktır. İsmet İnönü, Lozan Konferansı'nın iç tüzük çalışmalarında, Türkçenin de Fransızca, İngilizce gibi konferans dili olmasını, Karadeniz'de kıyısı olan devletler ifadesi yerine bu devletlerin adlarının yazılmasını, komisyon başkanlarından birinin de İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yanında Türkiye'ye verilmesini önermiştir. Bu önerilerden hangileri İsmet İnönü'nün konferansta uluslararası eşitlik kurallarına uyulmasını sağlamaya çalıştığının göstergesidir demiş. Arkadaşlar burada zaten açıkça e, uluslararası eşitlik kuralları denildiğine göre Birinci madde açıkça bunu belirtiyor. Türkçenin de Fransızca, İngilizce gibi konferans dili olmasını istemesi zaten uluslararası eşitlik konusunda önemli bir adım atıldığını gösteriyor. Bunun dışında yine komisyon başkanlıklarından birinin de İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yanında Türkiye'ye de verilmesini istemesi Yine uluslararası eşitlik konusunda İsmet İnönü'nün isteklerinden biri olmuş. Ancak Karadeniz'e kıyısı olan devletler ifadesi yerine bu devletlerin adlarının yazılması uluslararası eşitlik kavramıyla alakalı değildir. O yüzden cevabımız 1 ve 3 çıkacaktır. Yani E şıkkı çıkacaktır. Bir başka soru örneğimizde anlaşma devletleri 1921 yılında Londra'da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti'nin göndereceği delegeler arasında Mustafa Kemal'in veya onun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunmasını istemişler. 1922 yılında Lozan'da toplanacak olan Barış Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle Osmanlı hükümetini birlikte çağırmışlardır. Yani arkadaşlar duruma bakıldığında 1921'deki Londra Konferansında Osmanlı Devleti'nin delegeleri arasında Mustafa Kemal'in de bir temsilcisini göndermesini isterken 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Osmanlı Hükümeti'ni birlikte çağırmışlardır. Dolayısıyla bu iki durum 1921'den 1922 yılına kadar geçen süre içinde anlaşma devletlerinin aşağıdakilerin hangisiyle ilgili görüşünde bir değişiklik olduğunu göstermektedir demiş. Sevr Anlaşması'nın geçerliği Osmanlı Devleti'nin temsil edilme hakkı, Anadolu hareketi, Osmanlı Devleti ikilinin sürdürülmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü Konferansa katılacak taraflar demiş. Arkadaşlar burada cevabımız açıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü yani değişikliği olacaktır. Çünkü 1921'de sadece bir temsilci göndermesi istenilirken 1922'de Lozan Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi direkt davet edilmiştir. Bu da zaman içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü arttırdığını, etkinliğini arttırdığının göstergesidir. 1998 yılında çıkan bir başka soruda Lozan Anlaşması ile Türkiye'de yaşanan azınlıklara bazı haklar tanınmıştır. Ancak bu anlaşmada Fener Patrikanesinden ve onun azınlık oluşturan Rumların temsilcisi veya koruyucu olduğundan söz edilmemiştir. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir denilmiş. Rum azınlıkların siyasi hakları kısıtlanmıştır. Fener Patrikanesi Rumların en büyük patrikanesi olma özelliğini kaybetmiştir. Türkiye'de yaşayan yabancılar da azınlık statüsündedir. Rum azınlıklara diğer azınlıklardan daha çok ayrıcalık tanınmıştır. Fener Patrikanesi'nin siyasal ayrıcalığı yoktur. Şimdi arkadaşlar maddelere baktığımızda Rum azınlıkların siyasi hakları kısıtlanmıştır diyor. Fener Patrikanesi'nin Rumların en büyük patrikanesi olma özelliğini kaybetmiştir ama B şıkkındaki maddeye göre Fener Patrikanesi gene Rumların temsilcisidir ama en büyük patrikanesi olma özelliğini kaybetmemiştir. Bunu söyleyemeyiz. Türkiye'de yaşayan yabancılar da azınlık statüsündedir. Arkadaşlar yeni kurulan Türk devletinin yabancı vatandaşlar azınlık statüsünde değil. Herkes eşit yurttaş statüsündedir. O yüzden bu da kabul edilemez. Rum azınlıkları diğer azınlıklardan daha çok ayrıcalık tanınmıştır. Ama bu metinde bize verilen böyle bir bilgi yok. O yüzden bu bilgiyi de kabul edemeyiz. Ancak Fener Patrikhanesi'nin siyasal ayrıcalığı yoktur denilmiş. Evet Rumların temsilcisi veya koruyucu olduğundan söz edilmemiştir. O yüzden de Fener Rum patrikanesinin siyasal ayrıcalığı yoktur. Yani cevabımız E şıkkı olacaktır. Müzik